Şimdi benim aslında çalışma alanım, ilgi alanım ailenin toplumdaki yeri, ailenin varsaydığı, kurduğu toplumsal cinsiyet tanımları, içerdiği güç ilişkileri ve bunları mümkün kılan ideolojiler. Ben bu sorulara imparatorluktan cumhuriyete geçişte ailenin modernleşmeci ve milliyetçi muhayyilede nasıl kurgulandığını anlamak için Tanzimat sonrasında yazılan romanlara bakarak başladım. Şimdi romanın yerini diziler ve genelde televizyon aldı. Bu yüzden çalışma alanımı da buraya yönelttim. TV ekranlarından aile ve cinselliği, makbul olan ve olmayan kadınlığı ve erkekliği anlamak, seyircinin hangi pozisyona oturtulduğunu çözmek, roman eleştirisinde buna varsayılan implied reader, varsayılan okuyucu deniyor. Ve seyircinin izlediği anlatılarla nasıl bir diyaloğa girdiğini araştırmak olarak tanımlanacak bir iş yapıyorum. Yani iş metni görsel, dilsel ve aksiyon bazında, plot bazında incelemeyi, seyirci araştırması yapmayı ve bunları daha genel toplumsal bir bağlama oturtmayı içeriyor. Birlikte çalıştığım Feyza Akın Erdem diye bir arkadaşım var. Feyza ile beraber bu konularda epey bir çalışma yaptık. Birkaç tane makalemiz çıktı. Şimdilerde yeni bir makalemiz çıkıyor. Meryem diye bir dizi vardı. Onu hakikat sonrası, post-truth rejimler ne, nasıl rejimlerdir bağlamında araştırdık vesaire. Yani birkaç böyle farklı farklı yerden tutturarak tek başıma her zaman olmayan bir şekilde bu konuyla çalışıyorum. Televizyona peki neden bakıyoruz? Aslında baktığınız zaman romanda da dizide de bir anlatı var. Bu anlatı aşkın, yakın ilişkilerin yarattığı sorunların bu anlatı vasıtasıyla ortaya çıkması demek. Bu anlatıları toplumsal, kamusal yani bu İngilizce'de public lafının Türkçe direkt bir karşılığı yok ya, işte public fantasy diye biz almak istiyoruz bunu ama yani toplumsal, kamusal fantazi parçaları olarak tanımlamak istiyoruz bu anlatıları. Bunlar genelde ne olursa, ne yaparsam mutlu olurum sorusuna cevap veren anlatılar. Önemli olan anlatının nasıl sonuçlandığından çok ki özellikle terapi bağlamında bireysel fantaziler için bu önemli olsa bile benim için, bizim için, toplumsal fantazilere bakan insanlar için arzunun ortaya nasıl konduğudur. Diziler bir anlamda bireylerin fantazilerini oluşturan toplumsal fantazilerin görsellik yoluyla ete kemiğe bürünmesidir. Diziler düşük kalite kültür ürünleri olarak aşağılanır. Daha önceki çalışmalarımda baktığım Halder Edip romanlarından İstanbullu Gelin şimdi oynuyor ve de bu aslında orta sınıf bir dizi ve hani hiç de böyle küçümsenen bir dizi falan da değil ama ya da tam bir entrika dizisi olan ve eminim de kimsenin seyretmediği benden başka Yasak Elma dizisi. Bunlar ya Halide Edip'in romanlarından Yasak Elma nasıl geliyorsun diye soruyorlar bana. Yani bir yandan onu çalışırken bir yandan bunu çalışıyorsun. Ve bu son yıl, bu yıl özellikle ama geçen yıl da başlamıştı. Kadınları saf kurban olarak resmeden diziler var. İşte şimdi mesela işte Ağlama Anne, Elimi Bırakma bilmem ne bir alay dizi var diye sorulabilir. İngiliz Dili Edebiyatı Profesörü Loren Berlant, Chicago Üniversitesi'nde diyor ki ben de diyor çalışmalarımı hep bu tür popüler kültür örnekleri üzerinden sürdürüyorum. Meslektaşlarım da bana diyorlar ki niçin bu kötü yani edebiyat sayılamayacak kötü ürünlere bakıyorsun diyorlar. Onlara cevaben diyor ki benim arşivimin kalitesi için özür dilemeyeceğim. Bu arşivin de çalışılması gerekiyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu arşivin de çalışılması gerekiyor. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bir de ben hoşlanıyorum bu dizilerden. Dizilerde bizim bu düşük kalite arşivimizi oluşturuyor. Bu arşiv şimdilerde orta sınıfların izlediği Netflix dizilerini değil, Türkiye'de üretilen dizilerden oluşuyor. Zira benim sorularım Türkiye'ye ait.
Son zamanlarda hem dünya dizi piyasalarında hem de Türkiye'de internet dizileri üretiliyor tabii. Ama bunlar televizyona göre daha az bir seyirci kitlesiyle buluşuyor. Dolayısıyla televizyon dizileri hem pazarın hem de devletin müdahale ettiği bir alan olarak Türkiye'yi okumak için çok daha önemli bir araştırma nesnesi. Diziler geniş toplum kesimlerinin hayal dünyasını kurar. Hangi olayların hangi olaylara sebep olabileceğini gösterir. Yaşananlara ilişkilerin hangi duyguların uyabileceğini gösterir. Ama her şeyden önemlisi toplumsal normları ortaya koyar. Bir hikayenin anlatılabilirliğini sağlayan şey Jerome Bruner'a göre bir norm ihlali üzerine kurulu olmasıdır. İhlal toplumsal normlarda değişime yol açabilecek güçte bir gedik açabileceği için anlatı o gediğe ne olduğunun hikayesini sergiler. Seyirci de bu gelişmeleri izler, bazılarını destekler, bazılarının karşısında durur ama en temelinde bu gelişmelerin yol açtığı olaylar silsilesi izlemekten ve anlatıyla bir diyaloğa girmekten zevk alır. Televizyon dizileri bir haz nesnesidir en başta. Şimdilerde her dizi bölümü bir hashtag yayınlayarak bu diyalogların kamusal alana taşınmasına da vesile olur. Mesela bu solda gördüğünüz elimi bırakmadan bir sahne. Başrol kızların ağlamak kaderlerinde var. Mutlu görebilmek için finali beklemek gerekiyor. Oysa seyirci onları mutlu görmek için finali beklemek istemiyor diyor bir seyirci. Ve bunu senaristlere söylüyor ve dinleyin beni diyor. Veyahut daha böyle işte kaç kez sarıldılar ben sayamadım tansiyonum düştü o ara falan diye böyle daha hani şey yapan şeyler de var. Veyahut başka bir şey dizi sosyoları bunu aslında Nilüfer için yazdık ama Nilüfer gelmedi. Çünkü o İstanbul'u gelini çok seviyor. Üstüne üstlük Fırat Tanış'ın rol aldığı bu Adem karakterini çok seviyor. En güçlü replikler Adem'e yazılıyor bu dizide demişiz. Sen de az değilsin Adem vesaire. Yani sürekli olarak birileri bir şeyler yazıyor yani bu şeyler hakkında. Seyirci araştırmasının ilk ayağı bu sosyal medya paylaşımlarını incelemektir. Ama ayrıca da etnografik bir seyirci araştırmasında yapılması gerekir ki Feyza ile Ocak ayında başlıyoruz ciddi bir etnografik araştırma yapmaya. Ama TV'de sadece dizi var demek de doğru değil. Kadın programı denen ama herkes tarafından izlenen, özellikle öğleden sonraları yayınlanan programlar var. Bunun bir versiyonu Sabah işte bu Müge Anlı'yı biliyorsunuz. Ve cinayet gibi ağır suçların faillerini bulmaya çalışıyor. Öğleden sonra önceleri evlilik programlarıydı. Esra Erol'la Evlen Benimle vesaire. Sonra tabii ki bunu izleyen dedim ya devlet izliyor bunlar yasaklandı. Ve şimdi Esra Erol çocukları kaybolan, eşi tarafından alıkonan, hastanelerde çalışıp çalınıp satılan insanlara çocuklarını, annelerini ya da babalarını buluyor. Bu iki program formatında şahısların beyanları, neyi neden yaptıklarını anlatan konuşmalarını uzun uzun dinleyiciler izliyor. Dinlerken de işlerin nasıl olması gerektiğine dair bir ölçüsü de olduğu için, bir normu da olduğu için kendi kafasında esasında konuşulanları sürekli yargılıyor. Bu yalan söylüyor, bu yalan söylemiyor. Aslında burada mağdur bu değil bu vesaire gibi sürekli olarak böyle bir diyalog içerisinde izleniyor bu diziler. Özellikle bu öğleden sonra programları. Bu programların gerçek hayatı anlattığı, dizilerin ise uydurma şeyler olduğu düşünülüyor genelde. Ama ilginç olan bu hikayeler arasındaki benzerlikler. Öğlenden sonra gerçek diye dinlediğiniz şeyi akşam dizi diye izleyebiliyorsunuz. Karşılıklı birbirlerinden ilham almış gibi bu programlar. Bence gerçekten de birbirlerinden anlatı parçacıkları alıyor ve bunu yapmalarını mümkün kılan şey de Türkiye'de herkes tarafından paylaşılan genel bir aile ideolojisi. Üstelik bu programları izleyenler sadece masum izleyici değiller. Dediğim gibi devlet katında da dikkatle takip edilen hikayeler bunlar. Bizim izlediğimiz diziler genellikle Türkiye toplumunun izlediği diziler genellikle melodramatik aile hikayeleridir. Aile hikayesi olmayan dizilerin bile içine bir aile dramı katılmazsa hem sürekliliği sağlanamaz,
hem de sürükleyiciliği kalmaz. Son zamanlarda birkaç tane böyle daha devlet ideolojisini yansıtan diziler çıktı ortaya. Savaş dizileri, Söz ve Savaşçı gibi. Mesela bu dizilerde mutlaka bir aile hikayesi, bir aşk hikayesi, bir sevgi bir şeyi var. İkisi de çok ilginç. Geçen sezonun sonunda her ikisinde de baş karakterin sevdiği kadın öldürüldü. Ve her ikisinde de baş karakter kafayı yedi şimdi, yani yeni başlayan sezonda. Bir tanesi de şimdi dün akşam Türklük Kongresi'ni havaya uçuracaktı. Bir tanesi bilmem ne yapıyor filan. Yani böyle gerçekten hani çok böyle bir marjinlere atılmış bir şey, bir yaşamlar. Bu çok ilgimi çekiyor. Bu başka bir olay. Bunu düşünmek lazım. Ama mesela işte bu Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, işte Mehmetçik Kutlulamare falan gibi böyle bir alay dizi var şimdi. Onların da bir taraflarına bir aile hikayesi sığdırılmaya çalışılıyor. Mehmetçik şeyde çok zor bu Abdülhamit'te ama yani küçük küçük yapmaya çalışıyorlar. Aile hikayelerinin temaları da kısıtlı. Çünkü bu hikayeler Türkiye'nin milliyetçi, modernleşmeci söylemine uygun olarak yazılıyor. Bu söylem ailenin toplumun temeli olduğunu söyler. Yani çok biraz sıkılacaksınız şimdi. Sevgi ve saygıya dayalı, herkesin yerini ve görevini bildiği bir aile sayesinde toplum güçlü olur ve tehditlere karşı kendini koruyabilir. Sevgi saygı ise ancak birbirini isteyen çiftlerin oluşturduğu, yani aşk gibi geçici bir duyguya değil, bir Mualla Eyüboğlu vardı. Mualla Eyüboğlu çok iyi bir mimardı. Hatta bu Topkapı Sarayı'nın restorasyonlarını falan da yapmıştı. Robert Anhaeger diye bir tarihçiyle evliydi. Orada bir tarihçi olduğu için söylüyorum. Ve Mualla Hanım'la bir tarih vakfı, bir hayat hikayesi belgeseli yapıyor. O belgeselde anlatıyor Mualla Hanım. Diyor ki, nedir diyor aşk diyor. Aşk diyor, adrenalin diyor. Halbuki sevgi hürmet. Yani bütün hikaye de bu. Aşkı nasıl sevgiye çevireceksin? Onu oraya nasıl döndüreceksin? Aklı başında saygı içeren, yani hiyerarşik ilişkilerin tam ne olduğunu bilen bir duygu olarak sevgiye dayanan bir ilişki sayesinde aileler kurulabilir. Yerini bilmek de kişinin kime sevgi, kime saygı duyacağını bilmesi anlamına gelir. Bunu da hepimiz biliyoruz. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, aynen öyle. Ama böyle arzular, bu arzuların şekillendirdiği öznellikler zorlamayla kurulamaz. Zorlamayla kurulsa zaten hiçbir işe yaramaz. Kişinin kendisi bunu istemelidir. Namık Kemal 1870'lerde yazdığı bir gazete makalesinde diyor ki, Osmanlı toplumunun sorunları bu zorla evlendirmeler yüzündendir. Ve şöyle söylüyor. Bir evin her odasından farklı sesler yükseldiği zaman o evde huzur kalmaz. Ve eğer zorlarsanız bir evin her odasından başka sesler yükselir. Geleneksel aile kişinin isteğini dikkate almaz. Modern aile alır ve toplumsal düzen ancak bu şekilde kurulabilir. Dolayısıyla böyle bir ailenin gerektirdiği kadınlar ve erkekler yaratmak gerekebilir. Roman gibi, dizi gibi fiktif anlatılar ve sosyal politikalar kişilerin anlatılan, önerilen kadınlık ve erkekliklere yatırım yapmalarını, sopa havuç yöntemlerinin her ikisini de dikkatlice kullanarak sağlar. Yani bir anlamda Foucault'un disiplin edici mekanizmasından bahsediyorum. Aile hikayesi Türkiye'de modern kadınlık kadar modern erkekliğin de kurulduğu bir senaryodur. Bu senaryo Halide Edip'in romanlarından Yeşilçam'a bildiğimiz yazınsal ve görsel tüm bir hayal etme dünyamızı kapsar. Bu senaryo en veciz bir şekilde 1926 Medeni Kanunu'nda özetlenmiştir. Erkekler ailenin reisi ve eve bakmakla yükümlü kişiler, kadınlar da bu erkeklerin muavin ve müşavirleri. Yani bu kanun erkeğe şöyle diyor. Eskiden paşalar vardı, sen onların altında eziliyordun. Ben sana yeni bir cumhuriyet kurdum ve sana aileyi tebaa olarak verdim. Cumhuriyet bu kanunla her kocayı paşa yapmıştır diye özetlemiştim ben bu durumu. Ama bu durum doğuştan bir hak değildir. Emek vererek ulaşılması gereken bir mertebedir. Nitekim toplumda kadın erkek diye bir konum aslında yoktur Türkiye'de.
tüm konumlar yaşa, cinsiyete ve ailedeki statüye göre farklı isimlerle tanınır. Biliyoruz bunu. Kız, kadın, hanım, karı, hatun, oğlan, delikanlı, erkek, adam vesaire. Yani bir sürü şeyimiz var. Tarihçi Leslie Pierce Osmanlı kanunnamelerini çalışmış ve eskiden bu isimlerin daha da ince ayrıntıları olduğunu anlatıyor bize. Diyor ki özellikle çocukluğun sonu ile evlilik arasındaki erkeklik durumları için verilen isimler diğerlerine göre çok daha çeşitliymiş eskiden. Mesela Emred, hiç bilmiyordum ben de, sakalsız genç, Mücerred, genç bekar, Bennak, ayrı hanesi olmayan yeni evli genç, Levent, onu biliyoruz biraz, toplumsal huzuru bozan genç. Pierce bu çeşitliliği erkeklerin olgunlaşma sürecinin Osmanlı toplumunca daha sorunlu görüldüğünün ifadesi olarak tanımlıyor. Er sadece evli olup evliliğin ve adamlığın tüm sorumluluklarını bilen ve yüklenen kişiye deniyor. Yani bugünün adam gibi adamı er. Bugüne baktığımızda tabii delikanlılık diye bir şey var. Delikanlı racon bilecek. Gerekli ölçüde güç kullanacak, ne eksik ne fazla. Korkak bir düşmana mesela silahla saldırmayacak, Osmanlı tokadı atacak. Ailesini koruyacak, agresif olacak, provoke edildiğinde cevabını yapıştıracak ama dediğim gibi dozunda. Şeref kavramı zaten böyle bir şey. Kendinden güçsüzlere nasıl, güçlülere nasıl davranacak? Hangi durumda nasıl karşılık verecek vesaire? Ne fazla gülecek, ne fazla ağlayacak? Mesela Yasak Elma'nın Ali Han'ı, geçmiş travmaları yüzünden biraz fazla sert, hep böyle yani. Ama aslında nasıl olacak? Yeri geldiğinde sevimli olacak. Bu Sen Anlat Karadeniz'in Deli Tahir'i. Ama yeri geldiğinde de kızgın ve korkutucu olacak. Ama her şeyden önce yakışıklı olacak. Lütfen dövmesi de olsun. Ve mümkünse baklavaları da olsun. Ve tabii dalga geçmeleri de malzeme verecek. Bunları seviyorum. Bu dalga geçmeleri. Diziler toplumdaki makbul erkekliği anlatıyor. Aşırı erkeklik dizilerde kolay kolay olumlanmaz. Bu aşırı erkekler genellikle ailesiz, yalnız erkekler olur ve dizilerin kötüleri olurlar. Ya da aşk sayesinde adam edilir kahramanları. Bakmayın siz bugünün Allah vergisi salt güçle her işi yapabileceğini sanan erkeklerine. Dizilerde bu tip erkekler hala kötü adamdır. Bu işte Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat Sayar. Erkeklik bilek gücüyle değil yürekle tanınır der dizilerin ABC'si olan havada uçuşan aforizmalar. Bu erkeklikler Türk dizilerinin yurt dışında satmasını da mümkün kılmış. 2009 yılında başlayan Gümüş dizisi mesela bu satışları tetikleyen ilk dizi olmuş. Arap dünyasında çok tutulan bu diziyi neden sevdiklerini anlatan Mısırlı kadınlar romantik, nazik erkekler gösteriyor diye açıklamış. Aynı şekilde şu anda en fazla yurt dışı satışına ulaşmış olan dizi 2010 yapılı Fatma Gül'ün Suçu Ne? Biliyor muydunuz bunu? Evet. Hayır, yani en fazla satıldığını evet, biliyor muydunuz? Biliyorum. Burada da tecavüzcüsüyle zorla evlendirilen bir kadının ve evlilikle birlikte dönüşmeye başlayan adamın hikayesini izliyoruz. Çoğunuz biliyordur. Toplumda erkekliğin önemli ritüellerinden sayılan maç izlemeye, kahveye, içmeye gibi homososyal ortamlara gitmesine erkeğin çok ender rastlanır. Melodram türünde aile hikayesi olacağından kadınsız sahneler izleyicinin ilgisini çok çekmez. Bu homososyal sahnelerin esas amacı seyirciye karakterin duygusunu aktarmaktır. Bir yanlış anlaşılma, gurur ya da erkeklik yüzünden ifade edilemeyen duygular bu sahnelerle ifadesini bulur. Ferhat tabii burada baba olamayacağını söylüyor. O bir tetikçi. Ancak beyin cerrahı kadın bu adamı seviyor. Neden? Çünkü adamın acısı var aslında. Yani 12 yaşında babası öldürülmüş. O da babasının katilini öldürmüştür.
babası kendi yaşadığı hayatın tam zıddını temsil ediyor. Bir türlü ulaşamayacağı babalık ve insanlık timsali. Yani kendisini kayıp bir insan olarak görüp babasına hiçbir şekilde uygun veya ona layık bir insan olarak görmüyor. Ve tabii beyin cerrahi de, cerrahı da Halide Edip'ten beri kadınlara atfedilen sağaltıcı misyonla hareket ediyor ve hemen dizdeki tabiriyle adamı tedavi etme işine koyuluyor. Ve dizi de bu olmayacak ilişkinin aşka dönüp muhteşem bir sonla bitmesini. Bu da adamın karısı. Evet. Hikaye ayrıca anlatılabilirliğin bir ihlal üzerine kurulduğunu, yani bir beyin cerrahıyla bir tetikçi nasıl aşık olabilir? Davulun dengi dengine çaldığı bu topraklarda sorusunu da gündeme getiriyor. Yani ihlal bir beyin cerrahıyla bir tetikçinin yan yana olması. Ama bütün dizilerde bir ihlal var yani. Siz beni konuşturmayın, bitmez tükenmez dizi sayarım yani. Dolayısıyla dizide bu iki uç karakterin birbirine benzemesini izliyoruz. Kadın eline tabanca alıp abini öldüren adamı vurur. Adam intikamını kendi alacağına, suçluyu kolluk kuvvetlerine teslim etmeyi kabul eder ve yavaş yavaş yakınlaşırlar. Yani ve bütün dizilerde de bu var. Yani çok farklıymış gibi gözükenler muhakkak zaman içerisinde bir dengeleme noktasına gelirler ve mutlu sona ancak o şekilde ulaşılabilir. Aslında tüm diziler bir ihlalle başlar. En önemli ihlallerden biri babalık sorunudur. Çünkü ataerkil düzenin kurulamayacağına işaret eder. Babanın kim olduğu ya da yanlış kişiye baba denmesi, işte Jale Parla'nın Tanzimat romanı için söylediği gibi dizilerde de savrulmuşluğu, kaosu getirir. Babanın eksikliği ya da aşırılığı, kötünün de nasıl kötü olduğunu, yani kaosun nasıl ortaya çıktığını da gösterir. Mesela Sen Anlat Karadeniz'deki bu canavar ruhlu Vedat, demin göstermiştim. Kendi babası eşi tarafından terk edilmiş, otorite fazlalığı bulunan bir adamdır. Ayrıca bu baba kendi öz yeğenine defalarca tecavüz etmiş ve nihayetinde çocuk Vedat, abla gibi sevdiği bu kızı kurtarmak için babasını öldürmüştür. Diğer bir deyişle babanın eksikliği de fazlalığı da sorun olarak anlatılıyor. Aslında Umut Tümay Aslan'ın Yeşilçam'daki erkek filmleri üzerine yazdığı bir kitapta aynı şeyi söylüyor. Yani bu filmlerde de babalık bir fazlalık veya bir eksiklik olarak anlatılıyor. Bir adamı baba yapacak olan kadın tabii. Kadınlar hem dizilerde hem gerçek hayatta çocuk doğurmayı en çok kocalarını baba yapmak için istiyorlar. Bizim bölümde bir master tezi yazmış olan Burcu Mutlu diye bir öğrencimiz tezinde bunu gösteriyor. Kadınlar, ben çocuk sahibi olmak istiyorum çünkü kocamı baba yapmak istiyorum diyor. Halbuki Yunanistan'da yapılan bir araştırmada kadınlar, ben anne olmak istiyorum. Ben çünkü Panayya'ya benzeyeceğim. Yani Hazreti Meryem gibi olacağım. Orada farklı bir şeyle kadınlar özellikle işte bu tüp bebek falan gibi şeylere koşuyorlar. Bu tezde de söylendiği gibi adamın babalığı hak etmesini beklemiyor kadınlar. Bir baba olsun, belki de adam olur ümidiyle hamile kalıyorlar. Hamile olmak istiyorlar. Kürtaj da bu yüzden dizilerde bir sorun olarak yaşanıyor. Adamlar kadınların hamile olduğunu öğrenince sözde kendilerine çeki düzen verecekler. Kadınlar kürtaj oldum diyorlar. Çünkü güvenmiyorlar adamlara ve fakat olmuyorlar. Ondan sonra son anda söyleyiveriyorlar. Ama bir şey atladım arada. Pardon. Evet, bir şey atladım ama ziyan yok. Böyle yapalım. Bu da Cesur ve Güzel dizisinden. Sen bana ne yaptın, farkında mısın? Benim ne kadar üzdüğümün farkında mısın sen ya? Çünkü kürtaj olduğunu söylüyor.
Evet, hepsinde var. Yani şeyde Ferhat'ta da söylüyor, hepsinde yani bu var. Ondan sonra da Eşkıya'yı seyretmiyorum ya. Artık biraz da seyretmeyeyim. Artık hiçbir şey hemen olmayacak. Hiçbir şey için acele etmeyeceğiz. Önce benim ikna olmam lazım. Görmem lazım. Neyi görmem lazım? Değişeceğini. Yani dolayısıyla hani bir kadın bir insanı, bir erkeği baba haline getirecek ve babalık tabii çok önemli. Baba olmaya da hak kazanmak lazım ve babalığın ne olduğunu da diziler genellikle uzun uzadıya anlatıyor. Bu da Sen Anlat Karadeniz'den babalığın ne olduğunu anlatan, burası ufak olduğu için zor görüyorum ama... Ben babayım diyor. Öyle misin diyor da. Baba olmak kolay be evlat. Nefsin coştu mu? Baba olursun. Olursun da ona baba denmez. Evlat, anasının rahmine düştü mü kadın, ana olur. Çünkü analık hissedilir. Babalık öğrenilir. Budur. Bu kadar. Baba olmak. Koskoca hayat kitabını okuması yazması olmayan evladına sabırla tek tek sayfa sayfa okumaktır. Sabrınız varsa devam edeyim. Sabırla. Evlat babadan hayat mücadelesini öğrenir, anadan ise sevmeyi öğrenir. İyi, 7 yaşında falan da değil mi? Ne öğrendi senden? Evet, yani Simone de Beauvoir ne derse desin, bu topraklarda kadınlık, kadın doğuluyor, erkek ise sonradan zorla öğreniliyor. Hiç de Simone de Beauvoir ne diyor? Kadın doğulmaz, olunur. Yok, burada erkek doğulmaz, olunur. Burada böyle. Ve çeşitli sınavlardan geçtikten sonra. Şimdi 2000'li yılların sonuna doğru geldiğimiz zaman, bu düz anlatıların yerini çok daha çetrefil kurguları olan hikayeler ekrana gelmeye başladı. Bu da Ezel esasında, yani 2009'da yayınlanan Ezel, bu işin aslında tam böyle en karmaşık hikaye şeklindeydi. Bu dizilerde kahramanlar daha çok anti kahraman, Ezel gibi veyahut 2015 yapımı Poyraz Karayel'in Poyraz'ı gibi. Bunlar kaybeden insanlar aslında. Bunlar illaki güçlü adamlar değil. Hatta mesela Poyraz güçlü, adil, doğru, dürüst ve mert değildir illaki ama akıllıdır. Her türlü işi çözmeyi bilir. Poyraz'ın en temel niteliği 9 yaşlarındaki oğlunun da açıkça söylediği gibi yalancı olmasıdır. Hatta kendisini iyi tarafta da görmez. İyi olmak değildir onun derdi. Hayatta kalmak, mutlu olmak ister. Poyraz dizisinin çok iyi, ilginç bir yanı da tam 3 tane babası vardır Poyraz'ın. Yani bir tanesi kendini gerçek biyolojik babası diyeyim. Bir tanesi ona bakmış olan adam. Üçüncüsü de kendi seçtiği baba. Ve kendi seçtiği babanın dolayısıyla yani babalığın ne anlama geldiğini Poyraz Karayel dizisi bu 3 babayla da sürekli olarak test etmiş olur. Şimdi mesela 3. sezonu izlenen İstanbul Gelin dizisinin Adem'i, bu da ilginç bir anti kahraman. Onu seyirciye sevdiren, bir yandan Fırat Tanış'ın tabii müthiş bir oyunculuğu var ama dünyanın güç dengesine dair afilli sözler ediyor. Ve de en belki ilgi çeken, silahlarını kapıda bırakıp
girdiği terapi seansları Tilbe Saran'la beraber. İkinci sezonu oynayan Çukur'un Vartolu'su da tipik bir anti kahraman. Bu da bizim Vartolu. Ama iyi yapmamışım bunu. Ziyan yok. Vartolu tipik bir anti kahraman. Bir kötü olarak yani villain kötü olarak karşımıza çıkmış. Hikayenin merkezindeki ailenin oğlunu öldürmüş. Çukur'a sahip olmak isteyen bir karakter. Şu anda oynayan bir dizi Çukur. Sonradan ortaya çıkıyor ki aslında ailenin yani Koçovalıların babasının gayrimeşru oğlu olduğu için Çukur'dan uzaklaştırılmış, zor bir hayat sürmüş ve intikam için geri gelmiş. Bir yandan da çocukluk aşkı Koçovalıların evinde çalışan Saadet var. Bütün bu çatışmanın ortasında Saadet'le beraber bir gelecek hayal ediyor Vartolu. Ve işte göl kenarında bahçeli bir ev, soba üstünde tıkırdayan çaydanlık ve çocuk. Tipik melodramatik bir fantazi. Geçen sezonun sonunda bu hayali gerçekten de gerçekleştiriyorlar. Ama bu hayali hayat kendilerine, hayat onlara tanımıyor. Kara kuzular denen ve ailesi olmayan kötüler geliyorlar ve bu aileyi yok ediyorlar. Koçovalılarda da ilginç bir ikilem var. Ailesizliği seçip kendi erkek kardeşlerini kan bağı olmadan oluşturan kara kuzular gerçek aileye karşı yani kan bağı ailesine karşı bir şey var, savaş var orada da. Ve yani bütün bu erkekler Vartolu olsun, işte bu Adem olsun, Poyraz Karayel daha gri tonlarda çizilmiş hem iyi hem kötü. Ve çeşitli zaafları olan karakterler. Sonunda da illaki iflah olmuyorlar. Ezel de Poyraz da sonunda savaşı kaybediyor. Vartolu ile Adem'e ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü diziler hala devam ediyor. Bir de ufak tefek cinayetler var. Ondan söz etmeden olmaz. Bunun ikinci sezonunu sürdürüyor şu anda. Bunlar 4 kadın ve bunların yanında bulunan 6 tane erkek var. Bunlar birbirlerinin kuzusunu kazmalarını bir kapalı site, işte üst düzey, üst orta sınıf sarmaşık dedikleri bir sitede geçiyor bu hikaye. Ve burada bu 6 tane erkeğin her biri bir diğerinden farklı. Biri aşırı korkak, diğeri fazla güçlü, bir diğeri fazla duygusal. Biri entrikacı, bir de kararsız da var. Biraz yedi cüceler gibi oldu ama aslında ufak tefek cinayetlerin de bize doğru erkekliği anlatması açısından tipik melodramdan farkı olmadığını göstermek için böyle bir sıralama elverişli. Bütün bu erkeklikler bunların içinde bir tanesinin Serhan'ın erkekliğinin hem babalığı bilmesi hem romantik ve şefkatli oluşu hem de yeri geldiğinde sert durabilmesiyle en istenen erkeklik olduğunu göstermeye yarıyor. Ama ille de Arif diyerek bitireceğim. Bu kadın dizisi tekinsiz bir mahallenin tekinsiz bugün Ekranella'nın şeyinde vardı zaten bu tarif. Tekinsiz bir mahalle çok beğendim. Tekinsiz bir mahallenin tekinsiz apartmanında diyor bir sitede yaşayan bir kadın. İki tane dul bir kadın, dul olduğunu zannediyor. İki tane çocuğu var. Ve karizma sıfır bir çaycı. Yani yakışıklı değil, karizmatik değil, genç değil, güzel değil, hiçbir şey değil yani bu adam. İyi kalpli. Ve her kadın istediğinde orada. Yani ihtiyaç duyulduğunda orada. Yani böyle bir adam Arif. Dolayısıyla yani bütün diziler aynı şey yapmıyor. Onun altını birazcık çizmek için burada yani Arif'le bitiriyorum en azından. Yani erkekliklerin dizilerde bu şekilde sergilenmesi, hatta ailenin ve kadınlığın da bir soru haline gelmesi, değişen toplumda aileye ilişkin normların tehdit altında olduğunun hissedilmesinden. Yani neden bu kadar kadınlık, erkeklik, bu diziler niye seyrediliyor? Çünkü normlar tehlike altında. Toplum değişiyor. Toplum değiştikçe bu normlar da başka şeyler tarafından sorgulanmaya başlanıyor. Bir yandan artan ekonomik zorluklar, diğer yandan bizler yani feministler ve feministlerin eleştirisi. Ve tabii içinde yaşadığımız siyasi kutuplaşmanın yarattığı endişelere karşı oluşturulan
kültürel bir teknoloji olarak görmek lazım bu dizileri. Son zamanlarda bu endişe daha didaktik, yine edebiyat eleştirisi teorilerinden esinlenerek kullanabileceğim daha yazar metinlerinin, yani writerly text denilen, ortaya çıkmasına neden oluyor. ...2010'lardan itibaren yapılan daha gri tonlar taşıyan, daha karmaşık ve Feyza ile benim oyun türü diye adlandırdığımız diziler ise daha okur metinleri, daha readerly metinler olarak tanımlanabilir. Bu okur metinleri izleyiciyi zorlar, beklenmedik sonuçlar yaratır ve izleyicileri biraz olsun rahatsız etmeye çalışır. Ama her iki tür dizide de seyirci dizi ile tam tamına özdeşleşmez. Sürekli bir pazarlığa, bir tartmaya girmesini mümkün kılan bir mesafe var ve bu mesafe her zaman korunur. Dizi izleme konusunda uzmanlık kazanmış olan izleyicilerin yönetmeni ve senaristi nasıl yönlendirdiğine dair tweetler, postlar hem sayısızdır hem de çok ince eleştiriler ve espriler içerir. Ama genel atmosferin dönüşüyle bu tür dizilerin azaldığını, bunların yerine benim ağlak dizi dediğim dizilerin geldiğini hatırlatarak sözlerime son vereyim. Yok, yasa. Bir yıl önce kadar Aile Bakanlığı bir boşanmayla ilgili bir rapor hazırlattı, biliyorsunuz herhalde. O raporun resmen dörtte birlik kısmı Türk aile yapısının korunmasında Türk dizilerinin önemi bölümüne ayrılmıştı. O bölümden birazcık söz etmek, incelediniz mi? Biraz baktım, çok bakmadım. Ben orada mesela, o raporda benim çok ilgimi çeken şey, İnsanların şöyle yapıyorlar, boşanmalara bir iki bir şey sayı vereyim. Türkiye'de boşanmalar artıyor diye panikliyor insanlar. Halbuki baktığınız zaman sayılara, kaba boşanma hızı denilen bir şey var. Kaba boşanma hızı bir yıl içerisinde her 1000 kişinin kaçta kaçı boşanıyor. Kaba evlenme hızı, her 1000 kişinin kaçta kaçı evleniyor. Bu böyle rakamlar. Bu istatistikler de çok ciddi bir teknoloji zaten, bu işlere çok iyi yarıyor. Türkiye'de 2010 civarında yapılan araştırmalarda kaba boşanma hızı 1.6. 2015'te 10 yıl, 5 yıl sonra 1.7. Yani öyle bir panik yaratıyorlar ki, yani yok ortada böyle bir şey. Bunu yapmak için bu boşanma raporunda şöyle bir şey yapıyorlar. İnsanlara gidiyorlar, soruyorlar neden insanlar boşanıyor diye. En çok çıkan cevap, kadınlar aldatıyor da ondan. Bu boşanmışlara sormuyorlar bunu. Boşanmamışlara sizce kadınlar niye aldatıyor diye soruyorlar. Ve dizilere de oradan giriyorlar. Ondan sonra gerçekten boşanmış olanlara soruyorlar. Siz en çok neden boşanıyorsunuz diye bakıyorsunuz, ekonomik sıkıntılarda. Yani bayağı böyle bir, fakat o sizce neden boşanıyor? Yani ideolojik tarafına o kadar daha büyük bir önem veriliyor ki o raporda. Gerçekten insanların neden boşandığı doğru dürüst anlatılmamış oluyor. Sonradan bir dizi yapıldı. Bunu bileceksiniz, şeyden, TRT1'de boşan... Böyle mi oldu? Örnek olarak, evet, yani aynen bir polis, evet, bir polis bir çift var ve bunlar polis olarak insanları evlilikte boşanmaktan vazgeçtiriyorlar ve her bir bölüm başka bir boşanma hikayesi ve başka bir vazgeçirme başarısı. Böyle bir dizi yapıldı TRT1'de. Bu TRT1 dizileri zaten bir inanılmaz bir şey. Dizinin orta yerinde kalkıyor bir muazzam didaktik bir, mesela komik bir dizi olan Ege'nin Hamsisi mesela çıkıyor orta yerinde, 29 Ekim'de niçin ne yapmalıyız, her taraf Türk bayrağı vesaire vesaire. Yani inanılmaz bir didaktik, işte yani her türlü şey var. Aynı şekilde bu Elimi Bırakma dizisi, o da TRT dizisi. Orada bir Feride karakteri var, başörtülü bir kadın, ailenin babaannesi. En aklı başında, en şahane insan o. Ve İkide bir böyle
Yani dini referanslarla sabır işte vesaire bunlardan bahsedip insanları buraya çağırmaya çalışıyor. Keza bu ATV'de olan bu Sen Anlat Karadeniz'de bir Osman Hoca karakteri var. O da özellikle kadınlara sabır ve ayetler okuyarak vesaire. Yani gerçekten diziler atmosferler yaşanan içinde yaşadığımız atmosferden direkt olarak etkileniyor yani. O kadar ilginç ki bu çocuk mesela bu dizi kadın dizisinde de çocuk propagandası var. Onda da çocuk propagandası var. İkisinin yani ikisindeki çocuklara yaklaşım o kadar farklı ki dini propaganda çocuklara çocuklara yani. Çünkü inanılmaz. çocukların Camiye gidiyor tabii, namazını tabii. öğrenmesi, bayram namazına gitmesi falan çok Sadece o değil. Bence çocuklarla olan ilişki de çok yani mesela bu dizide çok daha fazla çocuklar insan yerine konuyor. Öbüründe anlamaz, bilmez, görmez pozisyonda tutuluyor falan. Burada ne anlatırsa işte sizin o şeyde de yazdığı gibi yani çok şey neyse. bir şey sorabilir miyim? Sizce kadın polisler dedik. Yani kadının kimliğinin o çok baskın görevlerde olamayacağını göstermek adına mı izleyici kabul görmedi? Yani baktığınız zaman kadın polis en fazla ne yapabilir? İşte memur olur. Yani ofis memuru olur. Bu noktada kadın erkek kadın erkek cinsiyetinin önemi olmuş mudur sizce? Kesinlikle yani ben o dizilerin kadınları bu kadar sıra dışı işlerde gösterdiği için kaldırıldığını zannediyorum. Seyirci yani reyting olduğunu söylüyorlar ama yani reytingleri o kadar yani şeyin can kırıklarının 16'ya falan mı düşmüştü? Öyle bir şey vardı değil mi? 16 Şöyle sıra bir şey yani var, çok bir düşüktü itiraf yani. Yok edeyim. yok yani sıralama olarak yok canım. Şöyle Yok yok öyle demiyorum. yine Burcu Biliç'in öyle bir hani uluslararası kaçakçılık falan öyle bir entrika Aman dizisi vardı. O da mesela iki bölümde kalktı. şey Ceyda Güvenci annesini evet öldürüyor annesiydi zannediyor. yok iki bölüm değil sekiz Eşini bölümde işte. kalktı. Neydi unuttum evet o da yok etti o da yok etti Evet. onu da yok ettiler. Mesela şu Evet. anda şeyde İstanbullu gelindeki yaşlı aşkı nasıl karşılanıyor bilmiyorum. Aa, Çok ilginç Twitter'da çünkü. çok iyi karşılanıyor. Yani Umarım iyi karşılanıyor. O olanları boğacağım çünkü yakında ben. Hayır, Ben kaydedip şimdi seyrediyorum. Lütfen Valla çocuklardan Twitter çok farklı. başka. Tabii Twitter çok ilginç. Yani Twitter üzerinden ayrı bir çalışma götürmek lazım. Biz biraz yapmaya çalışıyoruz Feyza ile ama yani orada çünkü bazı trendler var, bazı tiplemeler var. Mesela Beklenen Kral diye bir şey var, hesap var. O böyle ne derse bir sürü insan aynı şeyi tekrar ediyor. Böyle O da bir sadece öpüşmelerini Kim öpüşmek istiyor? Beklenen Kral. Bir an önce öpüştüm Öpüşmeler. ben. Yönlenişini değiştiren bir şeylerden bahsettik ya, toplumsal normlar, norma karşı çıkış. Peki senaristlerin karakterinin ya da işte yapımcıların etkisi var mı diye soracağım. Ben bahsettiğiniz dizilerin hiçbirini bilmiyorum hakikaten. Full yabancı dizi izliyorum ama izlediğim bu FGP'nin çekildi ya sonradan internet için onu böyle bir baktım. Bir de şeyi çok severek izlerim. Hakan Günday'ın şahsiyetini çok severek izledim. Şahsiyet çok Şimdi güzel bir bir karakter, diziydi. şimdi sizin bütün anlattıklarınızdan ben biraz senaristlerini bildiğim için bir kısmı profesyonel senaristlik işi yapan insanlar var. Mesela kadına Hande Altay ile yazıyor, Ceyda ile kız kardeşiyle yazıyorlar. Demek ki diyorum biraz karakterin, kadınlık vurgusunun da senarist yazar karakterinin de ne olursa olsun etkisi oluyor olabilir. Bir yazar oraya giriyorsa, yani Hakan Günday'ın ki tabii çok başka bir Bambaşka. örnek ama demek ki böyle şeylerde ara Evet. sıra yani bir baş gösteriyor Şimdi olabilir. tabii senaristler her çok fark eder. Yani olmaz olur mu? Yani senaristler gerçekten çok fark ediyor. Yani mesela ay en sevdiğim senaristin adını niye unutuyorum? Kadın erkek. Kadın şey Ece Hayat Ünlü. Şarkısı ondan sonra Merhamet Mahinur. Mahinur Mahinur. Ergun mesela. Mahinur Ergun'un
Yani yazdığı bütün diziler bambaşka bir şey. Yani başka bir düzlemde. Gerçekten. Merhamet yani gelmiş geçmiş en iyi iki diziden veya üç diziden biridir yani bence. Bugün Türkiye'de. Üç ayrı zamanda geçiyor. Ve üç ayrı zamanda olaylar paralel iler. İnanılmaz bir senaryo şeyi o. Başarısı o. Yani Merhamet dizisi. Siz bunu araştırırken, incelerken kadın yazarların dizilerdeki erkekliğe bakışı, kadını koyuşu... Yok, o kadar bakmıyoruz. O öyle çok fark etmiyor. Sadece bazı yazarlar çok daha, yani bazı senaristler çok iyi. Yani işte Kiralık Aşk'ta Meriç Acemi şimdi mesela Ufak Tefek Cinayetleri de yapıyor. Erkenci Kuşu da o şey yapıyor yani düz ya. Yani orada hep benzer bir hikaye var. Yani fena değil ama yani çok hani böyle müthiş değil. Ama mesela Sema Ergenekon'la Eylem Can Polat mesela hem Karadayı'nın hem de Kara Para Aşk'ın senaristliğini yapmışlardı ve birer polisiye dizisi olarak ikisi de çok çok güzeldi ve ilginç yapımlardı bunlar. Yani ne bileyim... Mesela en çok satan hala dediğiniz dizi Fatma Gül'ün Suçu Ne'de Ece Örenç oraya evet. defa olarak toplumsal sorumluluk projesi yerleştirdi benim. Evet, aynen. Evet, diziye. Evet. Çok müthiş bir katılım oldu değil mi? Evet. Evet, evet. Yani işte hatta feministlerle işbirliği yapmaya çalıştılar evet, falan. Mor Çatı'yla aynen. Evet, yani bunlar çok fark eden şeyler. Yani onun için ben bakıyorum mesela... Şimdi Gülperi diye bir dizi var şu anda. O da evet Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı. Orada işte kendisi tacize uğrayan bir kadın. Aynı zamanda kızı tecavüze uğruyor. Geleneksel yapıda bir ailede olan dede de kızı tecavüzcüyle evlendirmeye çalışıyor. Ve şey anne yani Nurgül Yeşilçay buna direniyor. Şimdi bu ama korkunç ağlak bir dizi. Seyredilecek gibi değil yani. En azından ben seyredemiyorum diyeyim. Fakat bunu da Eylem Can Polat'la Sema Ergenekon yazıyor. Buyurun. Yani onlar da yani senaristlerin de yapabileceği belli şeyler var. Poyraz Karayeli mesela Ethem Özışık evet, yazmıştı. Yani. Şimdi Söz dizisini yazıyor. Biz gittik bu Savaş dizisini yazıyor. Bu Poyraz Karayel üzerine bir makalemiz var. Poyraz Karayel dizisiyle Tehlikeli Oyunlar yani Oğuz Atay'ın romanını karşılaştırmıştık bir makalede. Ve bu oyun türünü ilk olarak o makalede Feyza ile beraber ortaya koymuştuk. O sırada işte gidip Ethem Özışık'la ve bütün senaryo ekibiyle konuştuk. İşte sete gittik bilmem ne falan falan bayağı bir şey yapmıştık. O zaman mesela Ethem Özışık demişti ki sen düşünsene demişti Kanal D'nin drama müdürü var. Drama ve müdür lafını yan yanına koysana demişti böyle bize. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle tabii ki böyle şeyler yani bunlar var yani. Bunlar çok fark ediyor. Onun için hem ticari hem siyasi tabii hepsi yani. Ben de çok dizi seyretmiyorum. Annem seyrediyor. Ben de 40 yılda bir ona gidince ama hikayeleri izleyebiliyorum. Gene böyle çok dizi izleyen bir arkadaşım şey dedi bana. Dizilerde kimse kimsenin çocuğu değil. Yani bil ki biyolojik anne baba, biyolojik çocuk yok dedi. Acaba kırılmaya çalışan normlardan biri de bu olabilir mi? Bununla da bir meselemiz var mı? Biyolojik ebeveyn olma, biyolojik çocuk. Tam tersine. Onlar ihlali gösteren şeyler. Yani biyolojik çocuk olmayışı genellikle bu cinsellik meselesiyle bağlantılı. Yani dizilerde cinsellik sadece ceza vermek için gösteriliyor. Dün de buna ilişkin bir konuşma yaptım. Onun için böyle şey gibi çıkıyorum. Cinsellik iki ne şeyle gösteriliyor. Bir tanesi işte taciz ve tecavüz. Öbürü de evlilik dışı. Yani bir şekilde evlilik dışı çocuk yaptığın andan itibaren o bir ceza. Ceza o çocuğa neler oluyor? O çocuk atılıyor, satılıyor, bilmem nereye konuyor, yurda bırakılıyor. Dolayısıyla böyle bir alay nesebi belli olmayan çocuk peydahlanmış oluyor. Ve bu çocuk meselesi kim kimin çocuğu nedir? Her ailenin içerisinde bir sır var. Böyle geçmişte yapılmış böyle bir
ihlal, bir gizli, bir şey, bir sır, bir şey. Ve o çocuklar bunun izini taşıyan, bunu bugüne getiren o ceza unsuru olarak varlar. Ve Allah'tan DNA testi diye de bir şey çıktı. Ondan sonra her dizide muhakkak bir DNA testi şeyde bile çıktı. İstanbul'u gelinde bile yaptılar. Yani dolayısıyla bu çocuk meselesi o açıdan çok ilginç. Ya evlilik dışı ya da tecavüz, taciz. Yani bunun cisimlenmiş ve ceza haline dönüşmüş formu oluyor. Hocam aslında şeyi göstermez mi? Türk toplumunda her ailenin gizli bir sırrı vardır. Evet, evet. Hep gizli, evlilik dışı bir ilişki veya bir taciz olayı vardır. Toplumunda aslında bir yansıması değil midir? Şimdi ben çok evvelden ilk bu aile meselesi üzerine çalışmaya başladığım zaman işte aile gidip insanlarla işte mülakat yapmaya çalışıyorum. Yani sosyoloji bayağı toplu. İşte bir aile araştırması yapıyorum falan falan. Ne yani, ailemizin sırlarını mı öğrenmek istiyorsun? Hep bu cevap geldi ve sonunda yani mutlu aile ve sırları diye bir yazı bile yazdım yani. Yok yani bunun başka yolu. Evet, gerçekten de böyle herkes sanki ailesinde sır varmış gibi yaşıyor. Sırın ne olduğuna bağlı. Sır diye neyi... Sırlar genellikle çok az yani fark değişiklik gösteriyor. Aynen yani. Mesela modernitenin sırları var. Modernitenin sırları iki tane oluyor genelde. Bir tanesi ailede dayak olursa, mesela onun gizlenmesi, o bir aile sırrı. İkincisi de akraba evliliği varsa. Buyurun. Şöyle bir araştırma hiç yapıldı mı acaba? Çok merak ediyorum ben. Bu dizi reytinglerinden yola çıkarak bu bizim toplumumuzun sosyolojisinin ne olduğu veya nereye doğru gittiği, böyle bir araştırma yapıldı mı hiç? Ya bu reyting meselesi üzerine nasıl, ne iş yapılacağını ben de bilmiyorum. O kadar şey ki, o kadar problemli bir şey ki. Yani eskiden biliyorduk birazcık hani nasıl bu reytingler yapıldığını. Bir şirket ya vardı bilmem ne falan. Şimdi böyle onlar değişti. Kimisi işte evet yani bir evet ve başka başka metotlar kullanılıyor. İşte bu AB total, bir de AB artı 20 diye 3 ayrı şeyle kategoride izlen şey yapılıyor. Bu kategorilerin nasıl oluştuğu yani işte değişebiliyor yani vesaire. Ama oraya benim bildiğim kadarıyla böyle ciddi bir sosyolojik araştırma bilmiyorum bu konuda. Olsa yani ben de çok memnun olacağım. Yani o başka, o benim işim değil. Yani o daha yani bu sinema daha işte kendini yani bu çöp olarak tanımlamıyor ya kendini. Ben çöp üzerine çalışmaktan hoşlanıyorum yani. Çöpü de kötü bir şekilde İngilizceden tercüme ediyorum. Yani trash yani seyrediyorum. Tam sizin yani incelediğiniz alan değil ama şimdi demin gösterdiğiniz şey işte bir Karadeniz isimlerinden biliyorum, Ege hikayeleri var, bir Balkan dizisi vardı galiba. Yani evet. Bir yörelere gitme çabası var. Etnik çeşitlilik ve onlara bakışta... 2000'lerin Kürt dizileri var. Doğu dizileri deniyordu bunlara. Kürt dizisi demek yasak. Evet. Doğu dizileri ve orada yani Ayşe Öncü'nün makalesi falan vardır yani bu Doğu dizileri üzerine. Oradaki hikaye çok başka. Ya yani bir sürü var öyle. Ben bir ara öyle bir makale yazdıydım. Yani bir izlek, birçok izlek var. İşte Aşkın Dağlarda Gezer diye böyle şey, Özcan Denizli ilk böyle bir masalsı bir şeydi böyle. Doğu ya masalsı, yani acayip oryantalist, acayip şey bir diziydi. Şevval Samlı falan böyle bir dizi. Ondan sonra işte bu şeyin de oynadığı Berivan diye bir dizi oldu. Ben onu çok seyretmedim. Onu kaçırmışım arada nedense. Sibel Can'ın oynadı. Muhteşem bir şeymiş. Ben onu seyretmedim. O yapımcısı Faruk Turgut bana şeyi söylemişti. Çocuğun adını unuttum. Oyuncu hem tiyatro hem sinema. Emre Kınay. Emre Kınay, evet. Emre Kınay'ı öldürdüm diyor.
yani cenazesini koyduk, gömdük toprağa diyor. Sonra bir noktada diyor, Emre Kınay'ı dirilttim. Hala seyrediyorlar. Ben ne yapayım dedi. Poyraz Karayel'de de öyle oldu. Poyraz'ı öldürdü, mezara koydular. Sonra üçüncü sezon dirilttiler. Aynen. Evet, yani o fakat ondan sonra Sıla rüzgarı esmeye başladı. Sıla ve Sıla'dan sonra Bir Bulut Olsam, Bir Bu... Yok, Asi şey, Hatay. Asi Antakya'da geçiyor. O şey değil. Doğu dizisi yani. Bunlar Mardin'de falan çekilen diziler. Yani Asmalı Konağı da o anlamda saymıyorum. Aslında o da Doğu dizisi olarak başlamıştı ama yani... işte şey, Sıla, Bir Bulut Olsam, Aşk Bir Hayal diye böyle bir üçlü var. Karagül, Gaziantep, yani böyle ama Kürt dizi, yani Doğu, hani o Kürtler, yani ben bunu şöyle yapıyorum, Kürtleri kim kurtaracak dizileri bunlar, üçü, tamam mı? Yani birincisinde Kürdük okumuş Kürt kurtaracak, yani Boran Ağa, Sıla'da. Ondan sonra ikincisinde Bir Bulut Olsam da İstanbul'dan gelen doktor kurtaracak. Aşk Bir Hayal'de İstanbul'da gelen asker kurtaracak. Yani böyle bir şey var, böyle bir gidiş var. Onun için ben mesela Karagül falan o başka bir şey değildi, o başka bir şeymiş gibi geliyor bana ama bu üçleme benim çok ilgimi çekmişti. Bir Bulut Olsam güzel bir dizi, iyi yapılmış bir diziydi. Rahmetli Meral'in. Evet, evet, aynen. Ve şey... Aslan Gürbüz'ün ilk işi. Evet, ilk işi de çok inanılmazdı orada. Yani Merve olan şimdi ufak tefek cinayetlerdeki. Bir de şey çok iyiydi orada, Engin Akyürek çok iyiydi yani. Tam bir psikopatı oynuyordu, çok iyiydi yani. Çok çok psikopat değil yani, böyle dozunda çok iyiydi o yani. Ben hakikaten cahilce soruyorum ama mesela bu dizilerde Kürt kelimesi geçiyor mu? Hiç Kürtçe geçiyor mu? Son bir ara geçti bir ara şeyde işte o 2013 2000, o süreçlerde aslında geçti. Bir iki Kürtçe laf söylendi. Çok komik bir şey daha var. Son diye bir dizi vardı. Bunun Kürtlükle hiçbir alakası yok. Çok iyi bir diziydi. Bir sezon sürdü ve böyle başı sonu önceden planlanmış, çıtladanak yapılan temiz bir diziydi. Yani şahsiyet gibi yani, öyle temiz bir dizi. Orada İran'a gidiyor geliyor Nehir Erdoğan başrolde. Ve orada bir sürü insan Farsça konuşacak. Yeteri kadar Farsça konuşan adam bulamamışlar zahir. Bir sürüsü Kürtçe konuşuyordu. Ama nasıl olsa izleyici için her şey. Sonra Hollandalılar çekti bu sene. Öyle mi? Aa, hikaye ki... Ha, o hikayeyi çektiler. İnanılmaz, çok güzel. Ay hiç bilmiyordum. Ay evet, çok çok memnun olurum. Evet, çok çok temiz, çok güzel bir diziydi. Evet, yani içeride de öyle. Yani şimdi çukuru uzattıkça uzatıyorlar ama bunun ilk şeyi geçen seneki içeride, evvelki sene. İçeride diziydi. O da bir sezondu. Onun da başı sonu çok belliydi. O içeride de çok güzel bir, çok iyi kurulmuş bir, yani şey olarak, plot olarak çok iyi bir hikayeydi yani. Zannediyorum tükettik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.